gelecek. Yani iki dakika gelecek. Başlamış mı? Şu anda başladı mı Semre? Şu an başlamış olması lazım. Şu anda başlamış olması lazım. Çok heyecanlıyım ya. Evet arkadaşlar, başladıysa hepinize merhaba. Oldu mu Semre? Olmuş mu? Görünmüyor mu? Şu an arka kamerada değil mi şu anda? Evet. Ama belki de diğerindedir. Efendim Hüseyin Bey? Ha, bizi görüyorsunuz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ayarlama. Şu anda pozisyonumuz nasıl? Birbirimize iyice yaklaşalım. Sonra sen Engin abiyi bir ara. İyi mi Yunus Emre? Görünüyor muyuz arkadaşlar? Oha, biraz geç geliyor. Daha oturmamışım. Tamam. Biraz... Kime doğru? Ayşe'ye doğru mu? Evet arkadaşlar, görüntü ayarlamaya çalışıyoruz. Şu anda nasıl Yunus Emre? Şu an Recep arkadaşıyla konuşarak görüntüyü ayarlamaya çalışıyor. Görüntü yaklaşık 15 saniye sonradan geldiği için. Çok oldu. Şimdi olabilir. İnşallah olmuştur şimdi. Bekletiyoruz bu arada. Siz de şimdi oldum, Yunus Emre. Canlı yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen katılın. Bu gün önemli bir yayın yapacağız. Biraz onun için ben heyecanlıyım. Tamam, bu güzelmiş. Ben şimdi Engin abi arıyorum. Engin abi girdi mi Yunus Emre? Engin Yılmaz. Sadece biz varız. Tamam. Tamam, sen bir bence tamam, hemen... ben bir arayıp geliyorum. Tamam, sen bir ara. Ama istersen burada ara. Yani. Ya da burada arama. Bilmiyorum. Tamam. Ne daha doğru olur bilmiyorum. Burada mı arayacağım? Dur o zaman, burada arayayım. Aynen, çünkü adım adım şey alırız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var arkadaşlar ve toplumun engellilik algısı üzerine konuşacağız. Aslında gerçekten kanalımıza abone olan herkesin, hatta kanalımızı takip eden herkesin izlemesini istediğimiz bir yayın bu. Şu anda katılamayanlar da vardır ama sonradan umarım onlar da izlerler. Gerçekten önemli şeyler konuşacağız. Engelliliğe dair bakış açımız ne olmalı? Engellilik evet. Nedir? Engin abi bir arıyorum şu anda arkadaşlar. Aynen. Çünkü ortak canlı yayın ilk defa deniyoruz. Engin abi, Recep ben. Ayşe sana link attı. Girebildin mi? Tamam. Tamam oldu. Teşekkür ederim. Evet. 2 dakika içinde gelecek. Tamam. Bu arada da senin ne yapacağımızı, aynen, ne yapacağımızı anlat bugün. Şimdi arkadaşlar belli sorularımız var. Sorulardan bahsedeyim mi mesela? Evet. İşte körlük, engellilik, sakatlık gibi birçok kavram kullanılıyor. Önce bunlardan konuşacağız. Bu kavramlardan hangisi doğru? Mesela bazen ben kör diyorum. Kör deme diyorsunuz. Hangisi doğruymuş? Onu konuşacağız. Bu arada Engin abinin gerçekten engellilik üzerine kendisi, yani doktor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Aynı zamanda görme engelli. Aynen, aynı zamanda görme engelli ve kör bir birey. Kendisinin çok önemli yazıları var engellilik alanında ve uzun yıllardır bu alanda çalışan çok önemli. Yani ben kendisinden çok şey öğrendim. Engelliliğe dair sahip olduğum bilincin oluşmasında çok önemli bir isim aslında kendisi. İşte şey hakkında konuşacağız. Özel gereksinimli, özel birey, özel insan. Bunlar ne demek? Bunları kullanmalı mıyız? Bunlar doğru kavramlar mı? Toplum tarafından engellilere mesela işte umarım iyileşirsin, Allah şifa versin, geçmiş olsun gibi şeyler söyleniyor. Bunlarla ilgili konuşacağız. Normal ne demek? Belli bir grubu normal olarak nitelediğimizde ne olur? Bunun üzerine konuşacağız. Bu tür konularımız var. Ama bunlar gerçekten bizi önemli noktalara götürecek diye düşünüyorum. En sonda sizden gelen sorulara bakarız belki. Ama Engin abi anlatım yaptığı sırada bakacak mıyız Recep'ciğim? Duruma göre ya, evet, konuyla evet. İlgisi olan soruları da kendisine yönelteceğiz.
Canlı yayınımızı dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Başka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen, bu sırada abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun. Ama gerçekten çok faydalı, önemli bir yayın. Baştan beridir bunu söyleyip durdum ama. Bir de hep şey diyorduk yani mesela siz bize diyorsunuz ki sürekli kendinize kör demeyin. Aynen, bakalım yani. Demeli miyiz, dememeli miyiz? Aynen. Yani veya gerçekten. İşte yorumlara yazıyorsunuz, geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz hani dün bahsetmiştik, acaba biz mi alınganız diye, bunu da öğreneceğiz. Aynen, biz mi acaba fazla büyütüyoruz olayı gibi. Aynen, güzel bir canlı yayın olacağına inanıyoruz. Evet, umarım bir sorun çıkmadan Engin abi de katılabilirse. Keşke şey deseydin ya, sorun olursa beni ara deseydin. Muhtemelen ara zaten. Yani herhalde. Olmazsa aynen. Evet, şu anda konuğumuzu bekliyoruz. Ayşe bugün çok heyecanlandı. Niye acaba heyecanlandı peki? Valla bilmiyorum. Yani hani Engin abiyle canlı yayın yapacak olmak değerli bir şey benim için. O yüzden biraz heyecan yaptım. Bir de ilk defa böyle bir hani konuğumuz olacak. Bu şekilde canlı yayında. O yüzden heyecanlıyım. Sen hiç heyecanlı evet. Değilsin ama bayağı. Ya ben şöyle heyecanlı, şöyle hani sadece ilk canlı yayımız olduğu şey için, konuklu canlı yayın olduğumuz için sistemsel olarak bir sorun yaşamamaz mıyız eksiği şey var. Onun dışında da umarız bir sorun olmazsa güzel olacak. İnşallah bakalım. Sesimiz boğuk geliyor. Arkadaşlar sesimize sorun var mı? Hep aynı yerden bağlandık ama. Yoruma mı yazmışlar? Ha, evet, Sezai Bey de gelmiş. Aa, Sezai Bey hoş geldiniz. Bu yayında sizin olmanız çok önemli. Çok tatlısınız. Selamlar, sağ olsunlar. Başka arkadaşlar boğuk geliyorsa lütfen söyleyin, bu yayın önemli, sesimiz kötü gelirse sonra çok üzülürüm ben. Gayet iyi diyorlar ya. Herhalde bir tane aynen. O zaman herkes demiş. Aynen. Tamam. Çok şey kötü gelmesin yani. Aynen. Engin abi de gelirse müthiş olacak. Evet, bu sırada aslında soru mu sorsak şeylere, izleyenlere? Mesela ne gibi? Sor bakalım. Yani mesela neden kör dememeliyiz sizce? Hani bunları mesela Engin abi gelip işte kör demek gerekir derse bize neden dememeliyiz? Biz de ona bunları söyleyelim bakalım. Yani neden kör kelimesinden neden rahatsız oluyor? Rahatsız olan arkadaşlar. Bunu sormuş olalım bakalım. Gelen cevapları da ona göre değerlendiririz. Sorarız Engin abiye de getiririz. Bu arada şeyine bakıyorum. Hani Engin abi buraya gelip belki bir onay falan verilecektir diye. Neden? Hani şey vardır, belki bizim de bir daha onay vermemiz lazımdır. Evet, onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar bu ilk canlı yayınımız, ilk uzaktan konuk aldığımız canlı yayınımız olacak bir de. Daha doğrusu. Şu an saat kaç bu arada? 20.39. Tamam. Selamlarınızı, sevgilerinizi alıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Olmazsa birkaç dakika sonra bir daha ara. Kör kelimesi kaba bir kelime gibi düşündüm ben demiş mesela. Tamam, bunu iletelim mesela Engin abi geldiğinde. Kaba mı? Kaba diyorlar diyelim. Hatta mesela şey de deniyor. Siz engelli değilsiniz falan. Aynen, siz engelli değilsiniz. Asıl engelsizler engelli falan yazanlar oluyor. Bir tane şöyle bir diyalog olmuştu. İşte biri kör demeseniz daha iyi olur demiş. Ben de keşke toplum ne denmesi gerektiğini önce bize sorsa gibi bir cevap verdim. Hani bir de işte hani kör olmak ayıp bir şey değil falan yazdım. Sonra şey demiş işte yani bana sadece biraz kaba geldi yoksa beni ilgilendirmez falan yazmış. Muhtemelen sinirlendi biraz da. Böyle bir diyalog da oldu. Bekir şey demiş, arada bir şöyle bir hış diye bir ses geliyor mikrofonun şeyi gibi diye. Niye acaba? Biz masaya falan oynattığımız için olabilir mi? Onu oynatmamaya çalışalım, belki ondandır. Bir dakika, şunları alayım masadan. Ne onlar? Kağıtlar. Soruları yazdığım kağıtlar. Brail alfabesiyle soruları yazdım da. Bakalım, inşallah şey olur. Şu an hala... Şu anda yeni bir şey yazan yok. İnşallah ses kötü değildir ya. İnşallah. Gerçi önemli olan Engin abinin sesinin iyi gelmesi de. Acaba Engin abi nerede? Keşke şey deseydik ya.
Beni ara deseydin. Gerçi bana ulaşamazsın bir türlü, seni Arar ya. arar da. Çok çok sıçıkmışsın. Ben mi? Evet, özendim arkadaşlar bugün. Bugün benim için önemli bir gün gerçekten. Özenerek giyindim ama inşallah şalımı da iyi yapmışımdır. Ondan tam emin olamadım. Onu hızlıca yapıp geldim. Aynen. Arkadaşlar bir de farklılık var. Sizden bayağı tarif gelmiştim. Moderatörümüz var bugün. Yunus Emre şu anda geleni yapıyor. Güzel olmuş. Ne yapıyor mesela? İşte bazı yorumları falan şey yapmış herhalde. Hadi ya. Yani. Ben de gördüğüm mesleğini kaba buluyorum demiş Derya Hanım. Tamam. O zaman bu yayının sonuna kadar izlersiniz inşallah. Bakalım ne düşüneceksiniz, yayın sonunda da öyle mi düşüneceksiniz? Aynen, soralım. Kör kelimesi kaba mı da diye. Yani öyle, onu da soralım. Aynen. Ama Engin abi niye girmiyor acaba? Olmazsa sen bir daha bir ara, bir sorun mu var? Hani Ayşe'nin telefonundan açtık yayını, belki ona ulaşamamışsındır falan diye. Arayayım. Hafif cızıltı var demiş ya Yunus Emre'de. Niye acaba? Ya telefonun mikrofonu acaba tripodun bir yerine falan mı geldi? Engin abi arıyor. Heh, açsana. Efendim Engin abi. Neyi vermedi diyor? İzin vermedi mi diyor? Bir dakika abi. Arkadaşlar görüntü biraz gidecek şu anda. Ha, Konuşmayı tamam, sen yap, ben buradan bekleyeyim. aç aşkım. Tamam, tamam oldu. Konuşmayı kapatmıştım. Arkadaşlar şu anda Engin abi katılacak. Benim buradan onay vermem lazımmış. Onun için açtım. Kusura bakmayın. Konuk bekleniyor demişiz. Biz dememişiz. Oradan da ediyor. Telefon şu an. Şu flaşı etkinleştirir mi acaba ya? Hayır ya. Flaşla ilgisi yok. Flaş falan açma sakın. Yunus Emre bizi duyuyorsan sen de hani görürsen belki kabul et. Şu an Yusuf Emre senin telefonunda mı? Galiba başardık. Galiba oldu. Engin abi duyuyor musun? Merhaba, sesim geliyor mu? Ha geliyor, Biraz harika. telefon sesini açar mısın? Açacağım. Başardık. Ay çok mutluyum. Evet, ya ben aslında birkaç kez de tıklıyorum ama siz yanıt gelmiyor yani. Birkaç kez bekledim Ya ama sonra şöyle biz sessiz modunu aldıydık, hani bilmiyorduk böyle bir ekran gelip gelmeyeceğini de. tekrar. Öyle olunca da Şöyle, biz bu neyse. canlı yayın özelliğini yeni keşfettik ama bu canlı yayını yaptığımız zaman bayağı kişi izliyor ve ilk defa konuk aldık canlı yayına. Biz de ilk defa denemiş olduk aslında. O yüzden biraz Süper. Ben de bunu öğreneyim aslında bazen yaparken. Böyle direkt YouTube'un üzerinden mi başlatıyorsunuz Evet, canlı yayını aynen. ortak yayına? Aynen. Ha, bir link oluşturuyorsunuz. O linki gönderdiğiniz kişi de canlı yayına ortak olarak katılabiliyor galiba. Aynen. Evet. Ha, başka birine de gönderseniz o da katılabiliyor gibi anlıyorum. Galiba. Üçüncüsünü hiç denemedik, üçüncü kişiyi. Ama iki Anladım. kişi oluyor. İyi ya. Yani. Ben Süper, şimdi süper. Yunus Emre'yi arayacağım. Engin abinin görüntüsü var mı? İyi mi Heh, diye. ya benim bir kontrol ederseniz, yani telefonu böyle elime tuttum ama aslında ben bilgisayarla katılmayı düşünüyordum. Bilgisayardan olmuyormuş bu arkadaşlar. Aklınızda olsun. Mobilden ancak Tamam. olur. Biz şimdi bir Recep bir arkadaşını arayacak. O şu an canlı yayını izliyor. O bizi yönlendirecek. Bu arada şu an zaten canlı yayındayız, yani insanlar izliyorlar. Evet, merhabalar herkese. Ben telefonu elime tuttum. Yani biraz tabii tutunca biraz kayabilir ama aşağı yukarı doğrudur diye tahmin ediyorum. Koltuğa Muhtemelen oturdum. doğrudur. Ama Ne? aradı şimdi Recep. Şu anda kimde her şey görünmüyor mu? Tamam, benim görünmem değil. Engin abi görünüyorum konuşunca. Konuşuyorum şu an. Ha tamam. Engin abi sen de görünüyor musun? Şimdi Tamam, izin ben verirsen koltukta o zaman oturuyorum. biraz düzeltelim Recep.
Oturunca kendime doğru çevirince her şey halde olacakmış. Bir dakika. Bizimki bozukmuş da onu bir hemen halledelim. Ya ben böyle tutuyorum. Tabii arada kayarsa arkadaşlar kusura bakmayın. Elimde telefon olduğu için sürekli aslında bunu bir böyle ben bir tane tripod almıştım da bilseydim onu bulurdum şimdi. Hani onun üzerine koyuyorsun böyle zamanlarda telefonu. Siz galiba kafe kamerası kullanıyorsunuz yollarda giderken değil mi? Aynen yollarda aynen. Öyle ama şu anda normal telefondam. Şey bizim aynen şu an tripodda değil mi bizimki? Aynen. Şu anda tripodla yapıyoruz. Aynen. Sesim normal mi? Kulaklık takılı ama hani normal. Sesim gayet iyi. Tamam. Bizimkinden harika. İyidir muhtemelen. Bizde biraz yok, sorun. Yok. Sizinki de gayet iyi, bir sıkıntı yok. Süper, tamam. Tamam, şu anda galiba iyiyiz. Başlar verirsin Ayşe. Tamam. Engin abi ben öncesinde seninle ilgili biraz konuşmuş da oldum. Gerçekten yayınımıza katılman beni çok mutlu etti. Çünkü hani yüz yüze çok görüşememiş olsak da benim engellilikle ilgili bakış açımın gelişmesinde çok önemli bir yerin var aslında. Yazılarını da okuyorum. Videolarını da zaman zaman izliyorum. O yüzden hani kanalımızda olman bizim için çok değerli gerçekten. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı hı. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek yani, rica ederiz. Şöyle yapalım o zaman. İstersen hani sen kendini tanıtarak başlarsan o şekilde sonra devam edelim diye düşünüyorum. Tabii Engin ben. 79 doğumluyum. Yani bu sene 45 yaşıma artık yavaş yavaş giriyorum. 97 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. 2002 yılında hem psikoloji hem psikolojik danışmanlık bölümlerini birlikte çap öğrencisi olarak bitirdim. Yüksek lisansımı yine psikolojide. Ne oldu? Ses gitti. Bizde mi gitti? Herkeste mi gitti? Arkadaşlar ses gitti şu anda. Acaba Engin abiye bir şey mi geldi? Bizim sesimiz geliyor mu? Şu anda ya bizde ya Engin abide bir sorun oldu. Engin abi araya giriyoruz. Engin abi. Sorun Engin abi değil mi bizimki? Aynen Engin abi demiş, bizimki gelmiş. Engin abi duyuyor musun? Acaba Engin abi birilerini mi arıyor? Ya da internetle ilgili sıkıntı da olabilir. Çünkü geri geldi gitti. Evet geldi gitti. Nasıl yapacağız? Acaba biri mi arıyor? Bekleyelim biraz. Engin abinin görüntüsü de gitmiş, ses de gitmiş. Sen bir ara istersen. Engin Bey düşmüş. Şey, şimdi ararsan bir de telefondan şey oluyor ya. Hmm. Acaba ne yapacağız? Bir daha. Arayayım mı, ne yapayım sence? Vallahi ben de bilemedim. Onu sen arar acaba, sen mi arasan? İşte farkında değil konuşuyoruzsa. Ara bence. Arayayım. Sen biraz şey yap. Anlat olayı. Yani ne anlatayım? Engin abi düştü arkadaşlar. Şimdi çözeceğiz inşallah. Engin abi düştün abi yayından. Aynen başlar başlamaz. 97'de başladığından sonrası gitti. Tamam oldu. Acaba şimdi bizim bir tekrar onay vermemize gerek var mı? Var bence. Ama bir kere onay verdik ya, bence otomatik geliyor olabilir. Yani Zoom'da öyle olmuyor. Bilmiyorum ki. Ne dedi? İşte farkında değilmiş Engin abi. Hadi ya. Hı? Ay iyi ki aradın o zaman. Arkadaşlar kusura bakmayın, böyle yayınları da olabiliyor. Efendim? Dur bakayım. Şuradan tekrar ona şey gelecek. Sizin görüntü yine bozulacak. Aha, aynen. Konuk ayrıl diyor. Aynen.
tekrar gelmesi lazım. Aynen. Neyse ben burada bekleyeyim. Sen şey anlat. Ne anlatayım mesela? Bana bir şey söyle. Ben şimdi stres oldum. Bana bir konu ver. Evet arkadaşlar. Her şey stres oldu. Stres olmalı mı olmamalı? Aslında katılan kişi sayısı da iyi başladı ama. Aynen. Neyse arkadaşlar canlı yayında şey görmüş oldunuz. Köylüler nasıl canlı yayın yapar? Canlı yayın yapar. Ama şöyle bunu sadece biz yaşamıyoruzdur ki yani. İnternetin gitmesinin köylükle bir alakası yok ki. Aynen öyle. Benim de başıma geliyor. Özellikle mesela yüksek lisanstayken ne zaman sunum yapacak olsam Allah'ım her zaman çeken internet. Ben sunum yaptığımda böyle bir de o dönem şey pandemi vardı tam yüksek lisans yaptığım dönem ders döneminde. Hep düşerdim bir şeyler olurdu. O sunumlarım hep bir terslikle falan geçmiştir yani. Biraz bu konularda galiba ben şeyim ya. Ne? Şanssızım herhalde yani bu tür şeylerde. Yani ne güzel başladık ya. Bağlama falan kolaymış. Evet aslında kolay bir şeymiş. Engin abi seni ararsa ulaşır değil mi? Aynen. Arkadaşlar şöyle yayına tekrar alıp bağlanmayla ilgili şöyle bir şey var. Zaten biz linki atıyoruz. O oradan otomatik bağlanıyor veya bağlanamıyor. Heh, evet ben tekrar geldi şu anda. Yine kabul edeceğim. Engin abi bağlandın mı? Şu anda geldi. İnşallah bir daha aksaklık yaşanmayız. Çünkü tekrar girdim. Bu sefer sonlandır dedi. Yani yayındaymışım galiba ama demin sesim gelmiyor. Şu an geliyor mu sesim? Şu anda gayet iyi geliyor. Müthiş. İnşallah bir daha gitmeyiz arkadaşlar. Giden ara ara şey yapın. Öyle gidersen falan hemen arayın ki madem öyle yapalım şey olmasın. Çünkü demin ben sohbetleri görüyordum ama ben mi gittim siz mi gittiniz ondan emin olamadım. Aynen biz de öyle dedik. Biz de dedik acaba biz mi düştük Engin abi mi düştü falan. O sırada biz de anlayamadık. Neyse şimdi toparlayalım. Evet. Yine bir aradayız. Canlı yayınların böyle şeyleri oluyor maalesef. Baştan mı başlayayım kendimi? Aynen abi çünkü 97'de kaldık biz. Tamam ya ben aslında 79 doğumluyum. 45 yaşındayım. 97'de Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Bir daha da çıkmadım desem yeridir aslında. Biraz daha kısaltarak gideyim. Şöyle 97'de psikoloji bölümüne girdim. 2002 yılında hem psikoloji hem rehberlik psikolojik danışmanlık bölümlerini bir arada bitirdim. ÇAP öğrencisi olarak. 2005 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Psikoloji bölümünde. Bilişsel psikoloji, kognitif psikoloji de yaptım bunu. Sonrasında bir dönem MDP'li öğretmeni olarak da çalıştım bir lisede, İstinye Lisesi'nde. 2007'de GETEM'e katıldım. GETEM'in direktörlüğünü yapıyorum 2007'den bu yana. Boğaziçi Üniversitesi'nde ondan da bahsedelim isterseniz. Sonrasında 2016'da yetişkin eğitimi alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Ve o günden bu yana da belli üniversitelerde Boğaziçi Üniversitesi'nde engellilikle yaşamak diye bir ders veriyorum. MEF Üniversitesi'nde birinci dönemlerde özel eğitim diye aslında farklı öğrenenler dersinin tam adı. Öyle bir ders veriyorum. Yine Marmara Üniversitesi'nde de destekleyici teknolojiler ve bilişimde erişilebilirlik konulu bir ders veriyorum. Bu benim akademik hayatım. Tabii sizler de belki biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar vardır sizlerin aranızda. Yani aktif bir aktivizm geçmişim var da diyebilirim. 2005 yılında Engel Seçim Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldım. Ondan önce de aslında yani Altınok'taki öyle. Ben aslında yani dernek yaşamı 99 yılında İngilizce kursları veriyordum Altınok'taki Öğler Derneği'nin İstanbul Şubesi'nde. Yani daha 20 yaşındayken zaten oralarda görev alıyordum. Ama esas 2005'te Engel Seçim Derneği'ni kurduk. Sesli Betimleme Derneği'nin yine kurucuları arasında yer aldım. EH Dergi'nin yine kurucuları arasında, yazarları arasında uzun süre yer aldım. Şu anda da hala yazıyorum zaman zaman. Hem kendi sitemde yazıyorum hem bilişim bültenimiz var. Orada yazıyorum. DR Engin Yılmaz'da yazıyorum. EH Dergi'de yazıyorum. Zaman zaman böyle buralarda da yazıyorum. Öyle. Peki abi iki tane seni daha iyi zemine oturtmak için şeylerin izleyicilerin tanıması için Köylüler Okulu'nda mı okudun? Evet. Okudun? Köylüler Okulu'nda okudum. Yani yaklaşık işte 79 doğumluyum. 86 ile 94 arası diyebilirim. Evet 86'da girdim. 94'te çıktım. Önce Aydınlık Evler. Şimdi onları Gören Eller olmuş. Onu da yıkıyorlar evet, mı dedi evet. Emre? Ne dedi ya? Öyle bir şey duydum galiba. Gören Eller.
Yıkıyorlar mı okulu ya Recep? Öyle bir şey duydum. Böyle deprem dolayısıyla güçlendirme, başka bir okul aldılar. Tekrar o okul yapılıp geri dönecekler. İnşallah. yani tüm çocukluk anılarımız, bilmiyorum, orada geçti. İlkokulu orada okudum. Ortaokulda Mitatenç'te okudum. O zaman orası ortaokuldu. Yani öyleydi bizim zamanımızda. Hatta bize ortaokula sınavla giriliyordu Recep, onu da söyleyeyim. O zaman bir sınava giriyorduk yani, ortaokula herkes almıyorlardı. Orayı da evet, yaklaşık 8 yıllık bir yatılı okul geçmişim var. Bunları başka bir videoda da konuşmak isteriz abi. Tabii. Şimdi biz bugün seninle şeyi konuşmak istiyoruz. Engellilerin, toplumun engellilik bakış açısını yapıyoruz. Biz işte bizim yorumlara da gelen şeylerden de yola çıkaraktan bazı sorular hazırladık. Bu konuda dedik ki biz hani bazı konularda biz böyle algılıyoruz, hissediyoruz ama bir uzmanına soralım dedik. Onun için de sağ ol, yayınımızı da kabul ettin. Teşekkür ederim. Soruyu sor aşkım. Yani o zaman aynen sorulara başlayalım. Evet. Biraz bize çok fazla gelen yorumlardan da yola çıkarak bu soruları hazırladık. Öncelikle şunu sorayım ben. Şimdi körlük, engellilik, sakatlık gibi birçok kavram var. Ve bunların anlamının ne olduğunu da aslında çok kişi bilmiyor. Biz mesela bazen video çekiyoruz ve kör kelimesi kullanıyoruz. Bize diyorlar ki kör kelimesi... Ayıp değil mi? Niye diyorsunuz diyorlar değil mi? Aynen, bu kelime çok kaba diyorlar. Ay, bu kelimeyi kullandığında ben çok üzüldüm falan gibi yorumlar geliyor. Hatta şunu bile diyorlar, siz engelli değilsiniz, işte kör değilsiniz, kör demeyin kendinize gibi şeyler. Bu konuda düşüncelerin nelerdir? Hangi kelimeyi ne zaman nasıl kullanmalıyız? Teşekkür ediyorum bu soru için. Öncelikle şöyle, mesela senin adın Ayşe değil mi? Ben sana hayır, bundan sonra Fatma diyeceğim sana desem. Nasıl bulursun Ayşe? Yani? Ne hissedersin yani? Yani ben sen Ayşe hiç iyi bir kelime değil. Fatma diyeceğim abi sana desem. Yani ister misin? Ya da, Recep yani. Şimdi burada öncelikle şu. Kişi kendisine bu anlamda nasıl hitap edilmesini istiyorsa öyle demek lazım. Yani bunun ille herkese görme engelli demelisiniz ya da herkese kör demelisiniz gibi bir genelleme de yanlış. Yani burada kişi kendi tanıyor. Ya ben her şeyden önce enginim mesela. Şimdi bu önemli, tamam mı? Ben enginim, birinci kişi olarak enginim ama hani bu konuda konuşuyorsam ben kendimi kör olarak tanımlıyorum. Ama başka biri de kendi görme engelli olarak düşünebilir. O zaman ona öyle hitap etmelisin ama şu var, genellikle ben kendimi kör olarak tanımlasam da senin de bahsettiğin gibi yorumlarda ya niye öyle diyorsunuz, ben çok üzüldüm gibi geliyor değil mi? Yani şimdi bunu çok önemli bir şey var çünkü işte diyorlar ki kaba bir kelime veya benzer şeylerle ilgili bir durum. Aslında bunu anlatmak için ben biraz olayı şey boyutuna götüreyim. Bu konu sağırlar arasında da çok tartışılıyor. Şimdi onlara da niye sağır diyorsunuz diyecekler. Evet, onlar da kendi aralarında tartışıyor. Sağırlar, hatta bazı sağırlar Samsun'un S harfini büyük yazarlar. Bunun için sağırlık aslında bir engel değil, farklı bir dili konuşma halidir. Genellikle işaret dili kullanıcılarıdır bunu yapan. Recep, sen bildiğim kadarıyla özel eğitimde nerede o şey yapıyordun değil mi? Yani bunları daha iyi biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Yok mesela. Estağfurullah. şey açısından. Sağırlar bir grup işaret dili kullanıcısıdır. Doğuştandır. Ve der ki ben, hatta şöyle Amerika'da tabii daha ya American Sign Language yani çok ünlüdür. Der ki ben tıpkı oradaki bir İspanyol gibi farklı dilde konuşan bir azınlığım aslında. Siz beni şey olarak tanımlıyorsunuz ve şöyle söylerler. Neden beni karşıtım üzerinden tanımlıyorsunuz? Yani niye işitmeyi bir norm olarak kabul ediyorsunuz da beni sağır olarak? Yani çoğunluğun işitiyor olması beni niye engelli yapıyor? Şimdi bu açıdan bakarsanız ki ben körlüğe de bu açıdan bakarım. Hatta hep şu örneği veririm. Yani niye esmer biri kendine sarışın engelli demez ki? Aslında teknik olarak öyle değil mi? Hani boyatmıyorsa o da sarışın engelli yani baktığında. Ya da mesela bir şey, mesela bunun daha iyi anlayabilmeniz için kadın hareketinde şu an Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz, bir dahaki hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, o yüzden buradan gelelim. Bayan kelimesi artık genelde kullanılmıyor biliyorsunuz. Yani kullanan var tabii ki ama özellikle feministler kadın hareketinin arkasında neden bayan kelimesi kullanılmıyor? Yani sanki bay olmayan gibi. Sanki norm olan bey olmakmış, bay olmakmış da onun tersi gibi algılanma. Bu yüzden yani hatta Mrs. de İngilizce'de MRS olarak geçiyor. Mr. Mrs. yani oradan geliyor. Yani bu da
kabul görmüyor artık. Başka kelimeler geliyor. Şimdi işi bu noktadan bakın. Niye ben kendimi karşıtım üzerinden tanım? Normal olan, yani normal diye bir kavram ortaya koyuyorsunuz. Görmek normaldir. İşitmek normaldir. Ya da nörotipik olmak normaldir. Yani onu normal kabul ediyorsunuz. Kalanı şey yapıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyen bir şekilde. Bu yüzden ben kendimi kör olarak tanımlıyorum. Çünkü ben kendimi bu şekilde görmenin her yerde norm olarak kabul edilmesini reddediyorum. Benim için körlük benim için doğal bir duyum. Hatta bu konuda şöyle de geçen pazar günü benden bir seminer istediler. Psikolojik danışmanlıkta aktivizm üzerine. Orada da bunu anlatacağım. Çünkü psikolojide Recep sen özel eğitim okuduğun için şöyle bir kabul. Engelliliği kabulü şöyle kabul ediyor bazıları. Engellilik evet. Bir kaybın kabulüdür. Yani sen bir şeyi kaybetmişsin. Onu. Ben mesela doğuştan körüm. Ben hiç görmüyordum ki kaybedeyim. Neyi kaybettim? Doğru. Yani ben şimdi görme kayıplı diyor bana. Ama hiç görmedim ki. Yani o yüzden ben bir şey kaybetmedim yani baktığınızda. Anlatabiliyor muyum? Ama yani evet. Bu şey gibi düşün. Ama bunun tersini söylediğimizde mesela kısa boylu birine boy kayıplı diye bir şey demiyoruz değil mi? Evet. Yani öyle çünkü bu hiç uzun boylu olmadı. Ben de hiç gören olmadım. Bu şu demek değil yani şöyle bir şey. Körlük daha iyidir. O da aynı şekilde ırkçıdır. Yani aynı şekilde faşizan olur anlatabiliyor muyum? Bu dilin her şeyin kendi Kenneth Jernigan diye Amerika'da ünlü bir kör var. Bu NFB'nin uzun yıllar yaklaşık 30 yıl başkanlığını yapmış çok önemli bir lider. Onun 83 yılında bir konuşması var. O diyor ki körlük benim için yalnızca bir karakteristiktir diyor. Karakteristik ne demek? Sınırları olan bir şey. Ne eksik ne de fazla. Yalnızca böyle. Böyle algılıyor. Ama böyle ama olur mu falan? Niye kaba? Bu şey gibi düşün. Yani bir de demin söylediğim bir şey var ya ben hep öğrencilerim. Ya siz kendinize niye kör değilsiniz? Aslında kör değilsiniz siz. De diyorlar ya mesela. Ve çoğu insan bunu ben maalesef arkadaşlarımdan da ay benim arkadaşlarım hiç benim kör olduğuma inanmıyorlar. Tıpkı gören gibisin diyorlar. Mesela bu çok kullanılıyor. Size de geliyordur muhtemelen böyle. Evet. Bize de tıpkı ya ben senin görmenine inanmıyorum. Peki ben şimdi bu arkadaşlara şunu sorayım. Siz diyelim ki Fransa'ya gittiniz. Biri dedi ki ya sen hiç Türkiye'ye benzemiyorsun. Ne kadar da zekisin aslında dedi. Ne hissederdiniz? Bu yani aslında bir iltifat mı? Övgü mü? Sevgi mi? Ya belki şu aslında bu. Ben o yüzden bunu çok sevdim. Kişinin aslında körlere karşı olan ön yargısı değişmiyor. Seni o gruptan çıkarıyor. Yani evet. Körler yine acizdir. Pek de bir halt beceremez ama sen nasıl olduysa çıkmışsın oradan demeye getiriyor. Hayır ben siz kör olduğunuz için belki bu kadar üretken bir şeyler yürütüyorsunuz. Niye böyle demiyor? Niye ben hep rağmen hep şöyle körlüğüne rağmen çok başarılı. Yok. Belki körlüğüm nedeniyle başarılıyımdır. Belki o bana bir şeyler katmıştır. Belki de hiç alakası yoktur. Yani illa onunla ilgili. Neden hep bu rağmen üzerinden gidiyor? Hayır ben körlüğüme rağmen başarılı olmadım. Körlüğüm önünde çıkarttığınız zorluklara rağmen başarılı olmuş olabilirim belki. Sen bana Braille alfabesiyle kitaplarımı basmazsan, tüm ışıklara sesli navigasyon sistemi koymazsan, otobüslerde bak Ankara'da geçen de arkadaşlar eylem yapıyor değil mi? Anonslar yok diye. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz evet. Değil mi arkadaşlar? Kısıksa. Şimdi ben ineceğim durağı bilemiyorsam senin de durakların önünden tabelaları kaldırırsam sen de benim kadar engelli duruma düşersin. Hadi kaldıralım bütün otobüse duraklardaki bütün yazıları sökelim bir günlüğüne. Kaçınız bileceksiniz hangi durakta olduğunuzu. Aslında bu bir engellenme hali. Hani hep bunu bu şekilde okumak zorundayız yani. O yüzden hani kör diyelim ki yani ne istiyorsanız deyin ama önemli olan hayatımıza koyduğumuz engelleri ne kadar kaldırabiliyoruz yaptığımız şeylerde. İşte Twitter'a paylaştığımız bir resimde, YouTube'da yaptığımız bir yayında ya da verdiğimiz derste tahtayı kullanırken o sınıfta başka farklılıkları olan var mı yok mu? Bunu göz önünde bulunduruyor muyuz, bulundurmuyoruz. Aslında bu önemli ama insanlar kelimelerle bir şeyleri kurtaracağını sanıyor. Ay görme engelli demeyelim. Ha bir de şey var. Özel gereksinimli. Evet çok onu seviyorum. Da soracaktım. Ya da özel birey mesela. Özel birey. Özel birey de zaten böyle değişik geliyor. Özel birey. Ya kim? Aslında bakarsan dünyada şimdi kaç? 6 milyarı geçti. 7 milyara yaklaştık mı insan nüfus sayısı herhalde? 8 de oldu galiba. 8 de oldu değil mi? Yani gitgide artıyoruz yani. Aslında 8 milyar farklı insan var. Yani bu insanların hepsi bir noktada ortak. Hepimizi ortak yapan ne? Hepimiz insanız değil mi?
bir ortak paydamız var. Ama bir taraftan da hepimiz farklıyız. Hepimizin farklı bir parmak izi var mesela, düşünün. Hepimiz özeliz aslında bir taraftan baktığımızda. Yani biriciyiz. O yüzden ama sen şimdi bu özel gereksinim bunu bu Recep senin alanına girmiş mi? Özel eğitimciler bu tür şeyleri çok seviyor. Özel eğitim, özel gereksinim falan kullanıyorlar bana. Sanki şöyle yani hani bu insanın özel ihtiyaçları olan falan. E o zaman bu bir noktada da şu geliyor sağlamcı bakış açısı üzerinden. Ya senin ihtiyaçların işte çok da istisnai, farklı, seninkileri yerine getirmesek de olur gibi. Yani şöyle düşün, neden benim Braille alfabesiyle okuma yaz kitaplara erişimin bir özel ihtiyaç oluyor da herhangi bir X öğrencinin ders kitaplarının sağlanması normal bir ihtiyaç oluyor? Kim hangisini neye göre ayırıyoruz? Yani hangi kritere göre ayırıyoruz? Yani birinin sadece çoğunluk olması ya da onun her şeyle üstün olduğu anlamına mı geliyor? Bu yüzden özel dediğimiz zaman aslında bir tarafıyla şeyi kabul ediyoruz. Ya senin durumun özel, sen bir bekle hele. Biz bir diğerlerini halledelim, ondan sonra seni de sıra gelirse yaparız. Ya da hep böyle bir dakika falan, ya bugün metrobüse gidiyorum. Metrobüse yürüyorum sabahtan. Normal Türkiye'de dur dedi, sen oradan geçmeyeceksin dedi. Zorla beni sağ tarafa götürdü. Ha dedi, sen de mi kart basacaktın dedi. Sonra o zincirledim ya, bıraksan ben zaten geçip gidecektim abi. Yani dörtlükken niye engelliyorsun? Ben zaten yolumda gidiyorum, tamam. Hani kötü niyet değil, yardım etmeye çalışıyor ama bazen gerçekten sana o sokakta, siz bunu daha çok yaşıyorsunuz, anlatıyorsunuz da videolarınızda. Yapılan müdahale seni daha çok engelliyor ya, bırak. Ben istersem yardım isteyeyim, ben istersem ihtiyacım. Bu hemen bu özel gereksinim falan kelime ne de? Ya ben yalnızca engin olmak istiyorum mesela. Ya aslında temel nedir biliyor musun? Okulda öğrenci olmak istiyorum. Hastanedeysem hasta oluyorum o zaman. Bankadaysam yalnızca o bankanın kredi çekmek isteyen, para yatırmak, para çekmek isteyen müşterisi olmak istiyorum. Bir televizyon, şu an karşımda televizyon açık. Orada yalnızca erişilebilir biçimde programları izleyen bir izleyici olmak istiyorum. Yani beni sıradanlaşabilmek aslında. Bu şu demek değil yani kör olmak istemiyorum. Sağ ol. Bu değil. Ben bunlarla birlikte de aslında sıradan olabilirim hayatı. Bu erişilebilirlikle ilgili bir durum. Yani bunu buradan bakmak lazım. O yüzden ne dediğinizin önemi yok. Ama ne zaman ki ben sizin gözünüzde Engin, Ayşe, Recep olabiliyorum. Sadece Engin, Ayşe, Recep olabiliyorum ve o davranışa maruz kalıyorum. O zaman biz eşitlendik tam demektir. Aynen. Evet. Pekala burada şeye bağlayacak olursak. Mesela derslerde falan da hep anlatılan şu. Engelli kime denir? Toplum herkesin bir şeyler bekler. Sen de o toplumun beklediklerini yerine getiremezsen toplumdan kaynaklı engellisin. Yani az önce dedin ya mesela otobüse bindin, Kızılay'a gideceksin. Eğer otobüse sesli yardım sistemiyle çalışırsan, hiç kimseye sormaya ihtiyaç duymadan Kızılay'da inebiliyorsan sen artık bu ulaşımda engelli değilsin. Ama, aynen öyle. He? Ama işte sesli sistemler Ankara'da olduğu gibi çalışmıyorsa artık sen bu konuda engellendin, yani engellisin. Bu tabir doğru bir tabir mi sence? Evet, yani engellilik böyle bir şey aslında. Engellilik çok genel bir kavram. Yani aslında şeyin de engelli olarak kullanmasına sebebi mesela engellilik, ya benim aslında doğrudan kör olmam, sağır olmam, uzun boylu olmam, kısa boylu olmam, esmer olmam, sarışın olmam, siyah olmam, otistik olmam beni doğrudan engelli yapmıyor. Engelli yapması için o durumun üzerine yüklenen bazı engellemeler olması lazım. Senin de dediğin gibi ben otobüse bindim. Otobüste ne yaptı? Duraklarda anons yok. Bilemiyorum ama bu durumda engelli hale geliyorum. Tıpkı ne oluyor? Mesela bazen televizyon izliyorlar, bir anda görüntü gidiyor uydudan kaynaklı mesela. Ay bütün ortalık ayağa kalkıyor mesela. Hep maç zamanlarında olur bu. Dikkat ediyor musunuz? Lan nasıl gidersin falan. Koptu yayını. Ne yaptı adam? Engelli. Nasıl sinirleniyor değil mi insanlar? Özellikle bu maç dönemlerinde çok oluyor böyle. Gidiyor ya bu şeylerin yayınları. Allah! Bütün bir şey. Engelleniyorsun işte. Sen de orada engelleniyorsun. Senin suçun mu? Hayır. Sana yeterli hizmet verilmediği için. Ama ne oluyor? Mesela bir banka bir uygulama, yeni bir güncelleme yayınlıyor değil mi?
Ya bu güncellemede hadi sen güncellemede 2 dakika şey yap. Yani oradaki kullanıcı adı, şifre alanları görünmesin mesela. Hı hı. Ne olur acaba? Anında yayından kaldırırlar değil mi? Ha Allah! Ama biz her gün bunun benzer bir sürü şeyini yaşıyoruz. Ve bu ama diyor ki kimse önemli. Niye? Çünkü diyor ki ya senin durumun özel. Hani biz geneli halledelim de hani bu hep özelden geliyor. Hani seni işte gerçekten de birey birey diyoruz ama birey deyip birey yerine koymayan bir noktadayız. Yani sen de bir tüketici olamıyorsun hala. Ya sana zaten arkadaşların yardım etsin. Hani hep öyle. Birileri sana refakat etsin, götürsün. Hani bizim toplumumuzda yani bu bir tek bize de özgü değil aslında. Yani bir tek Türk toplumu falan demeyelim ama engellilikle ilgili bir stereotipler var. 3 temel stereotip var. Bütün dünyada yapılan araştırmalarda diyorlar ki engelli cinsiyetsizdir, acizdir ve yetersizdir diyor. Ha, bu yani böyle çıkmış. Yani ya ne olduğunun önemi yok. Kadın olmanın, erkek olmanın önemi yok. Toplum seni böyle gördüğü için seni baştan zaten yetersiz ve cinsiyetsiz olarak nitelediği için şey de yapamıyor. Ve çaresiz, yardıma muhtaç olarak gördüğü için seni de bu şekilde görüyor. Farklı davrananları da önce bir hayranlık duyuyor. Vay be nasıl yaptın falan. O zaman da şey çıkarıyor. Sen aslında engel şey oluyor. Yani yine seni yine o gruba karşı ön yargısı değişmiyor ama seni oradan çıkarıyor. Hmm. Gayet güzel. Hı-hı. Yani bu noktada benim aklıma bir de şey geliyor. Hani kör dememizi istemiyorlar ya da işte siz engelli değilsiniz falan diyorlar. Biraz da şöyle bir boyutu var bence olayın. Farklılıkları olduğu gibi kabul edemiyoruz. Yani işte sen engelli değilsin. Yani bir şekilde orada hani meselenin üstünü o kadar kapatıyoruz ki daha kavramlardan başlıyoruz buna. Yani o kişilerin yaşadıkları, daha doğrusu yaşatılan o kişilere problemleri görmemeye daha kavramlardan başlıyoruz. Bir kere kişiyi olduğu gibi kabul etmiyoruz yani. Çok doğru söylüyorsun Ayşe. Farklılıkları yani o kişi ancak bana benzerse birlikte bir şeyler yapabiliriz duygusu. Halbuki yok, farklılıklarla yaşamanın aslında ne kadar tamamlayıcı olduğunu, hani kendi kıymetini farklılıklarla anlayabileceğini anlamamız lazım. Ama bu kolay değil çünkü insanlar aslında psikoloji gereği farklılıklar bir stres kaynağı. Ya ne yapacağım şimdi ben bunu? Hani bilmiyor, bir bilinmezlik de getiriyor ya nasıl yapacağım? O yüzden mesela seninle muhatap olmamalarının sebebi o. Gidersin mesela yanındakine sorar. Lan çay ne içer falan. Ben dersinde çocuklara şunu siz de sorabilirsiniz YouTube yayınınızda. Mesela bir engelli biriyle ilk karşılaştığınızda diyorum arkadaşlar. Ne hissedersiniz? Yani aklınızdan ne geçer diye soruyorum öğrencilere. En çok ne cevabı geliyor sizce arkadaşlar? Var mı bir fikriniz? En çok ne yanıt veriyorlar? Arkadaşlar bu arada Engin abinin sorusuna yorum kısmına yazın lütfen. Aynen cevapları da buradan takip edelim. Merak ediyorum. Önce yazsınlar. Biraz sonra ben size bir ilk kez bir engelliyle karşılaştığınızda aklınızdan neler geçiyor? Birkaç seçenek vereyim. Acıyor olabilirsiniz. Hayranlık duyuyor olabilirsiniz. Herhangi bir farklı bir şey hissetmiyor olabilirsiniz. Acaba nasıl yardım edebilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da yanlış bir şey yapmak ya da söylemekten korkuyor olabilirsiniz. Böyle de şıklar vereyim. Hangi size daha yakın geliyor acaba? Yorumları bile takip ediyorsa belki biraz sonra söylersiniz. Nurgül Hanım acıma demiş. Hı-hı. Yani zaten şöyle bir şey hani biz video yükledik. Yardım etmek isterim. Hı-hı. Acıma. Tamam sen devam et. Vallahi burada güzel acımalar çok çıktı. Acımalar çok çıktı burada genelde. Üzülme üzüldü. Politik evet. Doğruculuklar falan. Engelin nasıl olduğunu merak ederim. Ha, merak da var doğru merak da vardı. Hoşgörü. Hı hı. Acımam, yardıma ihtiyacı var mı yok mu onu düşünürüm. Hı hı. Acıyorum. Bayağı acıyan çıktı. Nasıl geldi bizim? Hayranlık duyuyorum açıkçası. Hı hı. Üzüntüyü nasıl yardım edebilirim? Hı hı. Yanlış bir şey söylemek endişesi evet. Galiba. Hı hı. Yanlış bir şeyler söylemekten korkarım. Hı hı. Yanlış söylemek veya yapmak daha yakın. Yani ondan dolayı. Hoşgörü yine. Yardım etmek isterim ama nasıl yardım edeceğimi bilemem. Hı-hı. Yardım etmek isterim. Evet. İstememek. Aynen. Bak aslında yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum.
Gördüğün gibi çıktıkça hepsi. Oylar. Aynen Recep. Hepsi. Bende de çıkan sonuçların çoğu bu ikisi arasında yoğunlaştı. Nasıl yardım edebilirim acaba? Acı, onlar da acıyordu ama herhalde politik doğrucu söyleyemiyorlardı. Acı mesela Elif Hanım demiş ki kırmaktan korktuğum için iletişim kurmak istemiyorum. Ha, tam da o. Ben de diyorum ki dersin başında aslında en büyük hatanız hata yapmaktan korkma dediğim için. Bu ne yapıyor? Doğallığı kaybettiriyor sen. Lan, ya bu ne biblo mu abi bu adam? Ya da kadın. Ya da her neyse yani. Biblo değil ki ama ya şimdi yanlış bir şey söylerim falan. Ya kırılırsa ya bilmem ne. Böyle farklı olduğu için o yüzden çoğu insan hani şey yapıyor. Yanlış bir şey söyleyeceğim, hiçbir şey söylemem daha iyi. Hani oradan ortayı koyuyor veya yardım etmek. Bu ikisi yani senin mutlaka yardım edilmesi gereken bir kişi olarak da algılanmana neden oluyor. Yani sen sokakta gidiyorsun, yolda yürürken de o yüzden kimisi böyle hiç, öyle ortalıktan kaçıyor, kimisi de hiç sormadan koluna girip o tarafa çekiyor falan. Hani bunu ortasını bulamıyorum. Halbuki yani doğru olanı mümkün olduğunca doğal olabilmeye çalışmak aslında. Yani o kişi de senle birlikte sıra bekliyorsa demek ki benzer ihtiyaçları var. Oraya geldiyse, öğrenciyse demek ki o da ders almak istiyor ve bu kişinin de kendini ifade etme hakkını ona vermemiz lazım. Yani bu kişi zaten bir konuda sizler, bizler bir konuda desteğe ihtiyacımız olsa bunu söyleyebilme kapasitesine sahip olmalıyız. Ya da ben bir yere gidiyorum. Mesela hep ben şey örneğin. Şimdi gidiyorsun bir yere bastonundan. Hep o örneği veririm. Karşıdan karşıya geçerken bir tane direk var. Ben önce o direği buluyorum, tam onun yanından karşıya geçiyorum ama bir sürü bir çarpacağım bir dakika diye görüyorum. Yok çarpmayacağım aslında. Ama sen beni engelleyip gerçekten çarpmamı sağlıyorsun. O direği bulup ben onun köşesinden geçeceğim belki. Hani, ama o fırsatı, o şansı vermiyoruz genellikle. Ya yardım etmeye çalışıyoruz ya da hiçbir şey yapmıyoruz işte. Ya kırıcı olabilir miyim falan diye. Ama bu durum daha kırıcı hale geliyor. Daha çok kırılmamızı sağlıyor. Çünkü dışlanıyorsun toplumda. Ya sen mesela bir konuda bir yorum yapıyorsun. Adamın sorusu, vay be sen onu nasıl izleyebildin abi oluyor. Şimdi değil mi? Sen mesela bir konuda mesela arkadaşlarınla futbol maçlarıyla ilgili bir sohbet var. Sen de diyorsun ki hakikaten iyi oynadılar falan dedim. Muhabbet ediyorsun. O kişinin sana o kadar hani ben buna algının tutsaklığı diye bir tanımım var bununla ilgili. O kadar onun körlüğüne, sağırlığına ya da farklılığına kafan takılmış ki onun söylediğini duymuyorsun bile. Oğlum sen nasıl izledin ki o maçı? Ona bakıyorsun. Ne oldu? Bütün muhabbet bitti. Bütün doğallık bitti. Ben bazen arkadaşlarımla otobüse binerim mesela Ayşe. Şey yaparım. Bir grup vardır. Derim ki mesela şey yaparım. Hani bir yer verirler. Gel sen otur derim mesela. Arkadaşıma mesela. Aa kızıyorlar nasıl oturursun ya evet. Ben ne olur. Ya da mesela manyak mısın falan diyorlar. Millet diyor ki bana ses ses bakıyorlar. Biraz böyle dövecekler. Hani öyle. Biraz kendi aramızda konuşuyoruz oğlum ama hani. Kutsallaştırmak, dokunmak ama aslında bu bir yerde ikisi aynı yani. Hayranlıkla acımak aynı köken. Evet çok benzer noktaya çıkıyor. Çok benzer çünkü ikisi de yani hayranlık duyan da şuna. Ya o kadar senden beklentisi düşük ki. En küçük yani sen iki adım atsan bile o hayranlık duyuyor. Yani bunu kullananlar da var. Minicik bir şey yapsan hani sıradan bir olay hani sıradan bir çay doldurmak ya da bir yemek yapmak ya da basit bir şey yapmak bile onun için o kadar mucize ki. Yani değil evet. Bu farklı yöntem meselesi ama o yüzden vay ya nasıl yapıyor? Sizin altıncı hisleriniz çok güçlü değil mi? Ya Allah müthiş güçlü. Ha diyor yani öyle ya çok güçlü. Hani şey açısından bir de böyle burada bir kavram var ilham pornosu diyoruz yani. İnsanlar bazen de şöyle ya sana bakıp kendime bir şey alıyorum. Ben seni iyi hissettirmek için yapmıyorum ki bunu kendime. Yani öyle bir derdim de yok anlatabiliyor muyum? Ben bunu yaparken gerçekten toplumda var olabilmek yani sizler gibi işe gitmek, okula gitmek, sokaklarda dolaşmak, ne bileyim temizliğimi yapmak, öğrenciliğimi yapmak. Yani herkes gibi hayatın içinde yer almak, üreten. Ya da çok belki de üretmeyen yani benim de tembel olma hakkım var yani her engelli çok azimli falan olacak diye bir şey de öyle bir şeye de girmeyin yani bunu bir başarı hikayesi ya da başarısızlık hikayesi olarak da görmemek lazım yani kimi engel kişi daha başarılıdır daha çok çalışır daha çok istiyordur kimi değil ama bunu direkt o kişinin farklılığına bağlamamak lazım evet yani bir de şu var mesela
İşte bir engelli bir şey yapıyor. Bütün engelliler öyle dire çıkıyor. Bir de az önce söylediğin şey direkt aklıma şunu getirdi Engin abi. Biz işte arada böyle günlük hayatta yaptığımız aktivitelerle ilgili de video koyuyoruz. İşte dışarıda yürürken yemek yaparken. Evet, evet, takip ediyoruz. Altına yazıyorlar. İşte siz çok yeteneklisiniz. Yani sonra ben de cevap olarak şey yazıyorum. Çay demlemek mesela ne zamandan beridir yetenek oldu? Hani ya çok yüceltme var ya acıma var ama olduğumuz gibi kabul etme yok. Ve söylediğin şey çok doğru. Hani biz işte bir herhangi bir yolcu, herhangi bir öğrenci olamıyoruz. Nereye gitsek o engelli kimliği öne çıkıyor. Engelli öğrenci, engelli yolcu. Hep bir yerlerde, hep oradan bakılıyor yani. Gerçekten bu çok bazen insanı rahatsız da edebiliyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir açıklama oldu bence bizim için. Ya şöyle düşün Ayşe. Mesela sen Ankara'da var galiba. Normal yürüyüp bir tane sesli bir ışık gördüğün zaman, değil mi? Ve düzgünse gidiyorsun, düğmesine basıyorsun, karşıya geçiyorsun, herkes gibi yayarsın artık orada. Onun verdiği özgüven çok ya, o yeter, bitti yani. Bunu sağladığın zaman ben hayattan çok beklenti de yani hani buna gelebilmek. Benim ihtiyaçlarımı yok saymayın ama her seferinde de damgalamayın. Yani o damgalama ve şey üzerinde görülmek artık bir süre sonra bu aslında şuna sebep oluyorsunuz arkadaşlar. Bu davranışlar bir sürü arkadaşımızın tek başına sokağa çıkmamasına sebep oluyor. Evet. Tek başına belli işlemleri yapmamasına sebep oluyor. Cesaret kırıcı. Ya ben ona laf anlatacağıma hiç çıkmam daha iyi diyor. Yani biz biraz hani kırıklar böyle dolaşan tipleriz ama hani bir sürü insan bu durumda, ben onlara da hani yani bu videoya ulaşırsa yani şey yapmayın, yani bunu kendinize çıkmak zorundayız. Yani biz bunu aşmak için yine biz değiştireceğiz. Yani engelliler olarak, körler olarak abi, biz kendimiz çıkıp bunu değiştirmemiz lazım. Mesela şey açısından, ha mesela ben kör olarak bu noktada kendimi bir tarafta avantajlı görüyorum. Çünkü insanlar muhtemelen böyle garip garip de bakıyorlar sokakta. Neyse, onları görmemek bence iyi bir şey. Bakıyorlar sana, hiç sallamıyorsun. Yani nasıl yapacaksan şey. Hani bu noktada ama bir sürü insanın toplumdaki bu fazla işte o tür özellikle bazen tacize varan girişimler aslında sokağa çıkmak isteyen, kendi başına bir şey yapmak isteyenleri de işte yapıyorsunuz. Cesaretini kırıyorsunuz. Bir de ben hep şey söylerim. Bir derim sakat bir kişiye, kör bir kişiye. Yani ben tek bir gruba indirgemiyorum ama yapabileceğiniz en büyük kötülük, bunu anne babalara ve arkadaşlara söyleyeyim, en büyük kötülük şudur: dur ben yapayım demek. Evet. Adamın yapabileceği bir şeyi sen dur yaparım ama ya iki dakika daha, belki daha yavaş yapacak olabilir, bilmiyordum ya. Sen onu gözetlediğin için de yavaş yapabilir bu arada, ondan bir şey. O dur ben yapayım, aman sen bir kez, aman bırak sen dediğiniz zaman aslında o kişiye yaptığınız en büyük kötülük oluyor. Çünkü özgüvenini kırıyorsunuz. Artık doğal olmamaya başlıyor. Ha tabii ki biz de arkadaşlarımız arasında her zaman dur ben yapayım deriz birbirimize. Bu çok doğaldır ama çoğu zaman kabul edin ki bunu kör birine ya da birine söylerken o amaçla söylemiyorsunuz. Aman bir dakika dur sen yapma, hani ben bir iki dakikada yaparım tarzında. Aman sen yorulma dediğiniz zaman aslında o kişiye en büyük manevi yorgunluğu yüklüyorsunuz. Unutmayın yani o kişiye. O yüzden dedim ya, doğal davranın diye. Ha, o kişiye Engin sen bunu yap. Ben yapamam diyorsa o zaman yap. Yani bunu da o kişiye deme hakkın. Ben ya çok yorgunum, yapamayacağım. Bunda, o zaman ben de bunu daha rahat diyebilirim. Yani bu nokta üzerinden ilerlemek lazım. Evet. Evet, bunu ben bizzat yaşadım. Yani bir dönem bende sosyal fobi de vardı ve o hani tek başıma bağımsız hareketi kazanırken en çok korktuğum şey şuydu: yanlışlıkla bir yere takılacağım, herkes bana acıyarak bakacak. Yani ve bu gerçek aslında. Gerçekten de öyle bakıyorlar. Takılmasan da bakıyorlar, merak etme. Evet, yani işte bu tür şeyler, engel olmalar falan insanı gerçekten çok etkiliyor yani. Bir dönem onun etkisini bayağı hissetmiştim. Sen bir şey diyordun galiba. Yok, ben başka soruya geçecektim de yani iyi ekledin, sağ ol. Güzel oldu. Sen ne sorusun hocam? Bir tane daha sorum da var bu arada. Ha, tamam. Ya buradan yine soru, yorumlardan giderek Engin abi, dün canlı yayında da Ayşe ile de konuştuk.
Mesela bize sürekli Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun, Allah şifa versin gibi. Ben de onu soracaktım. Hadi ya. Aynen, işte umarım iyileşirsin mesela. Ya hani. Mesela umarız iyileşirsiniz, geçmiş olsun. Şöyle düşününce haklılar. Bir taraftan düşüncelerde aslında gerek yok böyle bir şey. Nasıl yani haklılar? Yani şöyle hani birini karşıda birini görmüşsün. Kötü bir durumu var mesela, görmüyor ona göre. Bunun geçmesini istiyor tabii. Ona göre şey diyor. Yani illa böyle bir durumda bir şey demek zorundalar mı, yoksa yani doğrusu ne bunun? Biz kötü hissediyoruz. Bizi rahatsız ediyor ama neden kötü olduğunu açıklamakta biraz çok zor. Çok güzel. Şimdi bugün hemen şöyle bir anıyla bugün Eureka sigortadan aradılar. Nasıl olsa bir de istediğimiz şeyi verebiliriz değil mi? Aradı, dedi ki ya Engin Bey dedi, yeni bir görünmez kaza sigortası yaptık dedi. Tanıtıyor kendini. E dedim ne dedi, işte giderseniz dedi alışveriş merkezine gittiniz diyelim ki, yanlışlıkla bir teknolojik aleti düşürebilirsiniz, onun ödüyoruz işte, ne bileyim banyoda düşer kayarsanız onu, ya böyle hani sigorta şirketi, tamam mı? Ben anlattım, ben de dedim, baktım var, dinledim, dedim ki ya dedim siz buna diyorsunuz, benim dedim başka bir şeye ihtiyacım, benim evimde Kanada bastonu var, ha geçen bak aldım 2500 liraydı Türkiye'den alınca fiyat arkadaşlar, baktım Kanada evet. Bastonu öyle. Ya dedim bunu sigortalıyorsunuz, bunu sigorta, millet basıyor kırılıyor yani, tamam mı? Hani, gerçekten bunu sigortalayacaksanız dedim, ben dedim buna katılacağım dedim. Tamam mı? Ya bunu bildirin dedim yani. Ve bu da gerçekten bence sigortaya ihtiyacı olan bir şey. Kesinlikle. Çünkü çok fazla başımıza geliyor, tamam mı? Dedim bir dakika dedi şimdi. Öncelikle Engin Bey geçmiş olsun diye başladı olaya, tamam mı? Bak sigortalı şimdi. Çünkü bak o, çünkü önünde ezberlenmiş bir rutini var. Okuyor onu kağıtta. Pat diye bir şey söyledi. Bakın ne yapacak dedim, biliyorum. Ya Engin Bey sizin için hediyelerimiz ama böyle, var ama böyle şeylerimiz yok. Ben de dedim olmadığını biliyorum dedim. Hani bunu da bildirin. Bakın ben de madem bu konuşmalar kaydediliyor, bunu da bildirin diye söylüyorum dedim. Anlatabiliyor muyum? Madem aradınız. Ama onun ya bak şöyle geçmiş olsun üzerinden. Gittik zaten o kapıya. Ben zaten bir şey beklemiyordum ama. Sokaktaki insanla bakın o bir sigorta profesyonel mesela aslında, anlatabiliyor muyum yaptığı şey. Aynı noktaya göre geçmiş olsun. Niye? Çünkü onlar için, ya da geçen tam yürüyordum yine aynı biri dedi, yani tam böyle Sevda ile beraber gidiyorduk hatta, adam karşıdan karşıya geliyor, umarım dedi yakın zamanda dedi gözleriniz açılır dedi, eve gitti falan yani, yani sürekli dediğiniz gibi onu sürekli yaşıyoruz ama bunun neden rahatsız? Çünkü şöyle, hastalıkla engellilik niye farklıdır'a bakalım, sakatlık niye farklıdır? Şimdi hastalık dediğimiz şey nedir? Mesela 2 yıl önce çok ciddi bir pandemi yaşadık değil mi? Siz de Covid geçirdiniz mi bilmiyorum. Ben geçirdim yani, bir önemli oldum. Onun dışında ya da grip oluyorsunuz falan. Hı. Şimdi bu ilerleyen ve eğer gerekli önlem almazsan ölüme kadar gidebilecek, tedavi gerektiren bir hastalık. Değil mi? Hani, biz de hasta oluyoruz. Mesela senin bazen bazı arkadaşlarımızda göz tansiyonu vardır mesela belli zamanlarda, ya da sürekli ilaç kullanmak zorunda kalıp veya belli böyle durumda gözünüz akabilir veya başka başınız ağrıyabilir. Yani bu bir hastalık, nedir? İlerler ve geçici olabilir, kalıcı olabilir. Kronik hastalık var, o da başka bir ama geçicidir genellikle ve süreklidir. Müdahale etmen gerekir, tıbbi müdahaleye ihtiyacın vardır. Şimdi bu bir hastalık ve evet o durumda sen o durumun geçmiş olsun çok güzel bir şey. Hani bu geçsin ki hani tekrar sağlığımıza kavuşmak diyoruz değil mi hani oradaki bir durumda. Ama kör olan biri ya da diyeyim tekerlekli sandalye kullanıcısı biri belki sonradan olduysa bu bir hastalık sonucu başına gelmiş olabilir. Ya da kaza geçirmiştir. Hastanedeki süreçte evet hastadır ama ondan sonra artık bu durum değişmeyen o kişinin sabit bir özelliği haline gelir. Artık kalıcıdır ve kişi burada birlikte yaşar. İşte bu yüzden bu durum bir hastalık değildir. İyileşmek zorunda da tam tersine ben hep şunu söylüyorum. Sizler bilmiyorum sonradan mı kör oldunuz, doğuştan mı körsünüz? Ben doğuştan Recep. Doğuştan ama yani sonradan da sayılır. Sonradan da sayılır. Şimdi doğuştan kör olan Ayşe Dayıncık, asıl senin şimdi pat diye gözünü açsalar bir anda hasta olabilirsin. Çünkü onunla evet. Başa çıkmak zorunda kalırsın. Onun travmasını yaşarsın. O duruma uyum sağlayabilirsin de sağlayamayabilirsin de hani o durumda. Anlatabiliyor muyum? Bu başka bir şeye dönüşebilir. Anlatabiliyor muyum? Hastalık dediğiniz şey tedavi edilmesi gereken bir durum. Ama
Körlük evet ha. Ha böyle şeyler de var işte. Diyorlar ki tıp gelişiyor günün birinde tedavi. Başka bir konu. Onu da konuşurdun sensin ama şu anki durumda bununla yaşar kişi. O yüzden benim çözümüm körlükten kurtulmak değil, körlüğü engel yapan durumlardan kurtulmak. Yani sen orada kaldırımın üzerine gelişi güzel o direği koymasan, esnaf olarak o kasaları, masaları etrafa yerleştirmesen zaten ben de senin aranda sadece bir fiziksel görünüş farkı olacak. Ama sen onları oraya yerleştirdiğin anda bir anda beni bir kere hatta şöyle bir arkadaşım şey anlatır. Engin abi bu arada araya gireyim de şey kolun yoruldu galiba biraz klima görünüyormuş. Şimdi nasıl? Şeyle abi yaklaşık 45 saniye falan geçiyor. Ben biraz daha şey yaptım evet şu an tekrar koydum. 45 saniye sonra sonuçlar alacağız. Tamam abi. İşte körün tuttuğu şeyden o kadar oluyor arkadaşlar. Evet, buyur abi kusura bakma. Ne diyordum? Evet biraz eli yatay tutmuştum ondan. Şimdi daha net görüyorum. Tamam şu anda güzelmiş abi. Böyle işte geçen biri aradı. Aradı arkadaşın aynen. Arkadaşınla konuştun. Aynen. Duyuyoruz abi. Evet biz duyuyoruz. Engin abi? Düştü mü? Duymuyoruz şu an. Adam o kadar. Yukarıya bakıyor dediniz. Düştü işte. Şimdi düşmüş mü? Beni duyuyor musunuz? Şu anda duyuyoruz abi. Ha tamam yok ben sizi duyuyordum da arkadaşlar telefon geldi. Bir anda telefon tamam. Çalınca sizden gitmiş oldum. Ben sizi hep duyuyordum bu arada ama demek ki ben YouTube'a girmediğim anda siz beni duymuyorsunuz. Yani YouTube olabilir. Ekranına gelmem gerekiyor. Şu an muhtemelen görünüyor ve duyuluyor olmalıyım. Aynen evet. Görünüyor yazmışlar. Geçen tamam. Bir arkadaşım aradı demiştin galiba. Ha ben de evet koptu. Geçen bir arkadaşım ne için? Nereden? Konu ne? Soru neydi? Ben hastalık olarak görüyorlar, geçmiş olsun diyorlar. Oradan bahsetmiştik. Yani evet, yani bu işte geçmiş olsun üzerinden ilerlediğimiz zaman hani bu şeye dönüyor. Yani aslında bu durum kişinin bir özelliği artık. Tedavi ihtiyacı değil. Benim ihtiyacım olan dediğim gibi o erişilebilir olan şeyin önlemleri, önümdeki şeyleri kaldırman, mantarları çekmen, başka şeyleri ortadan kaldırman. Bunları çektiğin zaman o zaman bu bir engel haline gelmiyor. Yani artık bu bir körlük, sağlık bir durum gibi durum haline geliyor. Ha dediğim gibi o başka şeyler yani kimi bunun gerçekten bu durumdan kurtulmak isteyebilir, kör olmak kimi insanı mutlu etmiyordur yani. Kimini şey yapmıyordur ama bunu şöyle de düşün. Bu mantıkla bak. Duyuyorsunuz değil mi? Yine kopma. Evet, duyuyoruz, duyuyoruz abi. Öyle bakacaksak insanlar şunu da diyor. Ya ben niye bu Türkiye'de doğmuşum abi? Gidip bir Hollanda vatandaşı olsaydım, her şeyim mükemmel olsaydı da diyebilirsin. Yani hani bu hiç kimse halinden mutlu olmak zorunda değil. Olmayabilir, olabilirsin ama bu herkesin o halden çok mutsuz olması gerektiğini, illa stresli, berbat bir yaşam sürmem gerektiği algısına kapılmamak lazım. O yüzden ben kendimi orada hasta hissetmiyorum yani sen şey açısından. Bu da önemli olan o engelleri ortadan kaldırmak. Bu yüzden hastalıkla engellilik birbirinden farklı. Biri bir durum, birinin çaresi erişilebilirlik, diğerinin çaresi. Ya benim şu an yaşadığım hayata da bir doktorun yapabileceği çok bir şey yok. Ama bir bilgisayar mühendisinin yapabileceği bir şeyler var mesela. Bu artificial intelligence geliştiği zaman benim bilgiye erişimim artacak. Değil mi? Fotoğrafları betimleyebileceğim. Günün birinde otomatik olarak videoları betimleyebileceğim. Vesaire. O zaman ne olacak? Hakikaten ha. Çünkü benim için derdim ne? Bilgiye erişimden kaynaklanan engellemeler. Bunlar ortadan kalktıkça ben daha farklı bir hayat yaşayacağım. Tıpkı sizler bugün bu canlı yayını yapıyor olmanız gibi. Bizim için 2000'li yıllardaki en büyük devrim bilgisayarın çıkmasıydı. Niye? Çünkü artık mürekkep baskılı materyallere mahkumiyetimizden kurtulduk. Ve bu bir sürü insanın yüksek lisans doktora yapabilmesini sağladı. Bakın gözlerini açmadık bu insanların. Sadece bilgiye erişim yöntemini değiştirdik. Evet. Asıl tedavi o yani anlatabiliyor muyum? Evet. Bir de biraz şeyden dolayı ben rahatsız oluyorum. Yani ben zaten bu özelliğimle
Hani bu benim bir özelliğim, bir farklılığım. Ama illa hani burada da şey var. Yani orada direkt kendisine benzetmek için bir yandan da. Yani işte umarım tedavisi bulunur falan. Ama yani o şey beni rahatsız ediyor. Yani sanki hayatımızın merkezinde görmek varmış gibi bir algıyı da yansıtıyor gibi hissediyorum. O da biraz rahatsız edici oluyor. Ya şimdi zaten geçen çok ilginç bir kelime duydum. Görmenin diğer duyu organları üzerindeki üstünlüğünü anlatan neydi? Kavramın adını unuttum ama çok güzel bir agnosentrizm mi? Ne öyle bir şey? Agnosentrizm gibi bir kavram. Yani görmek insanlar için şöyle, şunu duymuş muydunuz? Körlük, tabii bu 90'larda yapılan bir araştırmaydı. Kanser ve AIDS'den sonra insanların en çok korktuğu üçüncü durummuş. Duymamıştım. Yani insanlar yani başka engelli olarak olmayı tercih ediyorlar ama kör olma, ama yeter ki aman kör olmayayım yani falan tarzında böyle bir korku var. Çünkü halbuki dünyada da körlük sakatlıklar arasında en az görülen hani engelli. Daha çok hatta bir yaşlı hastalığı olarak bile biliniyor yani. Hani bizim gibi olanların dışında birçok insan işte 50'li 60'lı yaşlardan sonra retinitis pigmentosa vesaire gibi şeylerle kaybediyorlar verenlerine görme. Yani körlük insanların çok korktuğu bir şey. Çünkü bilgi tamamen görme üzerine bize verildiği için birçok şey oradan dayatılıyor üzerimize. Ve aslında görme gerektirmeyen bilgileri bile insanlar yalnızca gözlerine dayanarak yaptırıyor ama başka bir şekilde o bilgiye ulaşılabileceğine inanmıyorlar. O mümkün gelmiyor insanlara. Ve bunu şeyle de sağlayamazsın. Hadi gözlerini bağlayalım bu adamların. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bu çok böyle simülasyon etkinlikleri zaten zararlı olduğu arkadaşlar. Bu literatürde kanıtlanmış şeylerdir yani simülasyonlar. Çünkü sen o kişiyi daha büyük korkutuyorsun. Olmadığı bir şey haline getiriyorsun. Ve bunu yarım saatliğine yapıyorsun. Yani ben 45 yaşındayım. 45 yıldır kör olan biriyle yarım saatliğine gözünü kapatan biri. O kör olmuyorsun sen. Gözü kapatılmış, çaresizliğe itilmiş biri haline geliyorsun sadece. Çok güzel. Çok farklı bir şey. Çünkü bu şey gibi düşün. Yani hiç pilotluk yapmayan birini hadi git bin şu uçağa indir bakalım desen ne yaparsın yani? Aynı şey. Evet, deneyim, aynı şey. Deneyimle ilgili bir şey. O da korkutur. Bir cerrah hiç cerrahlık yapmayan birine git şu hastanın bir şu dalağını al diyebilir misin? Mümkün mü? Aynı şey değil çünkü bu bir deneyim meselesi. Bu zamanla öğrenilen bir durum. O yüzden de mesela kişiler bunu bir süre sonra sen böyle bir yıl iki yıl kalırsan o deneyimi yaşarsan sen de belki benim kadar yetenekli olursun. Ha, bu da beni kör olmam yetenekli ama ben bu halimle yaşadım. Bilgiye bununla erişiyorum. Ve ben bilgiye gözler dışındaki duyularla da nasıl erişeceğimle ilgili ister istemez ama mecburi ama şey bir şey içindeyim. Ama dokunarak, ama koku yoluyla, ama ses yoluyla, ama hepsinin birleşimiyle vesaire bir yöntem geliştiriyorum. Bunu bazen deneme yanılma yapıyorum, bazen oluyor olmuyor. Sen bundan yoksunsun. Ben mesela o duyguyu ne zaman yaşarım biliyor musunuz? Tam üzerimden bir helikopter geçiyorsa mesela kaldığımda ben bir diyorum Allah derim bir dakika helikopter geçiyor kardeş ben bir kenara çekeyim bir geçsin. Ya da bizim şu an Boğaziçi'nde çok fazla İnşaat çalışmaları var. Kepçeler giriyor, çıkıyor bütün binalar. Gerçekten ben şu an oralarda bayağı engellenmiş hissediyorum. Çünkü benim şu an en çok belki dayandığım duyu organım kulağımı kapatıyor bu. Ama ben bu zamanda şey diyeyim, vay be sağlık ne zormuş diye diyemem yani. Şey değil yani bu. Çünkü o da bambaşka bir şekilde bunu yaşıyor. Yani benim de onu demem yanlış. Ama benim için hani diyorlar ya onların dünyası karanlık. Oğlum ne saçmalıyorsunuz siz yani? Aydınlık ne ki karanlık ne olsun? Yani hani benim için ne fark var? Ama hani diyorum eğer karanlık dediğiniz buysa işte benim için asıl karanlık o zaman. Ya da bir yerde yolda bir kazı çalışması vardı. Taka 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 hani böyle şeyle olur. O zaman ben bir duruyorum. Lan bir dakika yani burada bir çeki veya o zaman hakikaten bir kendim şey hissediyorum. Ama insanlar duruma alışabileceklerini böyle nasıl yapıyor? Ben diyorum ki gece tuvalete kalkarken her gün ışığı yakıyor musunuz arkadaşlar diyorum. Mesela soruyorum bu sınıfta. Çoğu yok diyorlar. Yakmıyoruz çünkü şey uyanırız diye korkuyoruz diyorlar. Yani uyanmadan gidip geliyor. Nasıl gidip geliyorsunuz? Biliyorsun çünkü o evi artık yani. Senin için o durum normal bir şey artık. Oradaki ortam. Çünkü ben de çevrem öyle. Hani insanlara o karanlığı anlatırken onu biraz şey yapın. Ama bu şey işte aslında o karanlık onun için çaresizlik. Beni de sanıyor ki her zaman o çaresiz korku, kaos içinde yaşayan biriyim sanıyor. Çünkü şöyle
Empati kötü bir şey o yüzden. Ya bir iki dakika gözümü kapatsam ne halim yok. Yapma abi, sen bana sor. Bak bu tür program, sizler ne güzel programlar yapıyor. Bunları izleyin. Buralarda bir şeyler çıkacaksınız. Daha fazla istiyorsanız bu insanlarla etkileşim kurun. Arkadaşlık edin ve kendi yargılarınızdan çok bizler ne söylüyoruz buna biraz güvenmeye çalışın. Evet. Şimdi senin başka sorun var mı aşkım? Benim son bir sorum var. Senin var mı? Ya şöyle, benim benim şöyle çok sorum var. Ama şöyle birisi var. Engin abi çok güzel şeyler anlattı ki gerçekten içinde düşündürücü, sindirici evet. Şeyler lazım. Bence bana çok ağır geldi açıkçası. Nasıl ağır geldi? Ağır mı geldi? Çıkıp gideyim istiyorsan Recep. Yok abi. Hani şöyle örnekleri falan gerçekten o kadar etkileyiciydi. Yani üzerine uzun uzun düşünüp şey yapmak örnekleri yani hakikaten. Sadece diğer engellilerle yeni tanışan insanların değil, tüm engellilerin alabileceği çok ders var. Onun için dedim. Ya diyorum ya, ben Engin abinin ne zaman işte böyle arada YouTube'a da yüklüyorlar mesela katıldığım programları falan, Engin abi açıp dinliyorum falan, her seferinde farklı bir etki uyandırıyor. Yani kendi bakış açımı sorgulayıp ona göre geliştirmeye çalışıyorum gerçekten. Bugün de öyle oldu. Ama sizin güzel sorularınız beni oraya yönlendiriyor arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Yani biz bu yayınların ama devamını isteriz. İnşallah. Size de uygun olursa. Hatta yorumlarda yazıyorlar Engin Bey'i bekleriz yayına diye. Şey de soruyorlar abi. Sonrasına şimdi kusura bakma. Yok estağfurullah. Aynen, yorumlar. Sosyal medyanız var mı? Sizin yerden takip edebiliriz diyenler de var. Galiba senin de YouTube kanalın var. Var, benim de var da biz öyle kadar popüler değiliz sizler kadar arkadaşlar. Var. Ya olsun, biz de bir takipçiyle başladık. Benim Yılma Enk diye bir YouTube kanalım var. Engin Yılmaz diye ararsanız bulabilirsiniz. Orada da bazen böyle ben de küçük küçük daha mütevazi de olsa programlar yapıyorum ara ara. Çeşitli konuklar ağırlıyorum ben de. Hatta şu aralar Pejmür'de diye bir seri yapıyorum. Orada da biraz ben farklı engel gruplarından daha farklılıkları olan insanları konuk almaya çalışıyorum. Öyle bir program yapıyorum. Ama onun dışında bazen Sokakta Sabah diye size benzeyen bir profil yaptığım programlar oluyor. Yazılarım oluyor. Var yani, böyle şeyler var. Engin Yılmaz diye ararsanız bulursunuz arkadaşlar. Yani kendi reklamımı yapmaya gerek yok. Yorumlara yazarsınız isterseniz. Aynen, yayın bitince. Şu an ekleme şansımız yok sanırım ama yayın bittikten sonra zaten onu da açıklama kısmına eklemiş oluruz linki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de böyle ilk kez bu kadar çok izleyicim var şu an. Kaç kişi izliyor bilmiyorum ama bayağı var. 300 kişi falan görmüştüm bir ara. Şu anda 174 abi. 200'ler falan oldu. Bir de kaydediliyor ya bu şey yayın. Sonra önemli olan sonrası. Aynen. Sonrasında izlenir diye düşünüyorum. Ben çünkü bayağı her yerde paylaşmaya çalışacağım. O zaman şöyle yapalım olmazsa. Ben son sorumu bugün sormayayım. Böyle yani belki Engin abi sana da uyan bir zamanda tekrar yine bir plan yaparız. Olur inşallah. Böyle bir cevheri takip etmek isteriz. Öyle mi yazmış? Engin Bey kendini çok iyi yetiştirmiş. Evet arkadaşlar, Engin Bey sadece kendisini değil birçok körün, yani tanımadığı körlerin üzerinde gerçekten şey fazladır yani. Ders kanıtlarını koymuştur bir yere, onları dinledik zamanında bilgisayar konusunda çok iyidir Engin abi. Tüm köylerle ilgili sesli kayıtlar, ne bileyim yazılı kayıtlar oluşturur. Tanımadığı birçok kişi Engin abinin tanımadığı. Ama Engin abi çanayan birçok kör Engin abinin bilgilerinden yararlanmıştır. Çok paylaşımcıdır kendisi, sağ olsun. Ama bence bitirmeden şunu şey yapmalıyız. O önemli bence. Getem hakkında çok kısa da olsa hani bir bilgi alabilirsek. Tabii. Getem benim çalıştığım kurum arkadaşlar. Getem Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı olarak geçiyor. Tam adı bu. Ama esas sizlere giden biz bir e-kütüphaneyiz. Ve Getem Türkiye'nin herhalde bu anlamdaki en büyük kütüphanelerinden biri engelliler alanında. Bir de Milli Kütüphane'nin konuşan kitaplık bölümü var. Bu kadar kapsamlı sesli kitap hizmeti veren. Bir de Türkiye Görme Özürler kitabı var. Türgök var. Onların da adını alalım. Ama Getem bu anlamda şu an itibariyle 50 bin civarında eseri bünyesinde barındırıyor. Bunların yaklaşık 25 bininin biraz üzerindeki kısmı sesli kitap. Yani insan sesiyle seslendirilmiş kitaplar. Kalanı elektronik metin kitaplar. Tabii bir tek bunlar yok. Kitap yok bizde. Aynı zamanda radyo tiyatroları, sesli betimlemeli filmler, sesli betimleme derneğiyle birlikte çalışıyoruz. Onlar. Ders kitapları, bu aralar test kitapları bolca okutuyoruz veya üretiyoruz.
Bunun içinde podcastler de var. Mesela sesli anlatımlar da koyuyoruz. Özellikle bilişim alanında gibi şeylerin olduğu bir kütüphane. Engelliler üye olabiliyorlar. Ama sizin dinleyicileriniz arasında birçok şey de olduğunu düşünüyorum. Yani kör olmayan arkadaşımızın da olduğunu düşünüyorum. Yani onların ilgilenen boyutu var. Evet, onlara hitap ettiğimiz için sizler de mesela GTEM'de gönüllü okuyucu olarak bize destek olabilirsiniz sizler de. GTEM'in 5000 civarında çalıştığı gönüllü okuyucu üyesi var şu ana kadar. Bir şekilde bize yolu GTEM'den geçmiş. GTEM'in GTEM boğunedu.tr'dir sayfamız. Google'a GTEM yazdığınızda zaten direkt karşınıza çıkar. Buraya girdiğinizde gönüllü okuyucu olmak istiyorum bağlantısına tıklarsanız oradan kitap seslendirme önce bir deneme kaydı istiyoruz kişilerden. O deneme kayıtlarını onaylarsak daha sonra bir küçük üyelik formuyla gönüllü okuyucu üyemiz oluyorsunuz ve sonrasında daha önce seslendirilmemiş olan kitaplar arasından kitap seçimi yapıyorsunuz. Bu konuda biz size gerekli yönergeleri, bilgileri veriyoruz ve 3 aylık bir süresi oluyor kişilerin. 3 ay içerisinde kitabı bitirdiği takdirde biz o kitabı kontrol edip sistemimize giriyoruz. Bu şekilde ben GTEM gönüllülük çalışmasını mesela yani genelde bu tür şeylerin aslında ben hep şuna inanırım. GTEM gibi kurumlar aslında var olmaması gereken kurumlardır. Yani kendi kendisine bence labedilmesi gereken kurum olarak hep görürüm GTEM'i. Niye? Çünkü eğer tüm yayın evleri çıkarttıkları her kitabı erişilebilir olarak sunabiliyor olsalardı GTEM gibi bir yapıya zaten ihtiyaç kalmazdı. Ya da biz daha farklı bir kütüphane olarak daha özel eserleri üreten, daha niteliğe de önem veren yani kaliteyi biraz daha ön plana çıkaran bir noktada kalırdık. Ama şu an maalesef GTEM hala birçok kör kişinin en önemli başvurucu kaynağı. Çünkü her kitap hala erişilebilir durumda değil. Hatta e-kitap olarak çıkan kitaplar bile artık onların da birçoğunda bazen böyle öyle bir e-kitap da okuyamıyorsun sen ona gerekli programdan. Onlar da erişilebilir olamayabiliyor vesaire. Bu nedenle aslında bizim temel beklentimiz yayın evlerinin herkesle aynı anda her kitabı okumak yani öyle söyleyebileyim aslında bu noktada. Ama yine de GTEM bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Biz gönüllülerimize hep şey deriz. Yani biz sizden paranızı değil zaman ve emeğinizi bekliyoruz. Ve gerçekten o çok değerli. Yani o bir o zaman ve emeği ayırdığınız zaman o çok çok önemli. Ve gerçekten o seslendirdiğiniz bir kitap birilerinin hayatını değiştiriyor olabilir. Siz onu görmüyor olabilirsiniz. Yani böyle hemen 2 dakikada göreyim falan tarzında. Ya bizim öyle bir şeyle işimiz yok. Ya bunu bir yardım değil bir dayanışma meselesi olarak görün. Bu düşünün ki sizler de okuduğunuz bir bilgiyi başka biriyle, sizi belki hiç tanımayan biriyle paylaşıyorsunuz ve sesini miras bırakmak hep benim o sesin mirası bu. O sesinizi sonsuza bırakıyorsunuz aslında. Hani bu Levent var bizim Levent Açılan birlikte çalışıyoruz. O hep şey derdi getirmiş görür. Ses çeşmesi derdi. Nasıl biri çeşme yaptırıyor mesela o yıllarca devam eder. Sizin evet. Sesiniz de o kitapla yaşıyor aslında. Bu çok çok önemli bir şey. Yani mesela bir yere bir para verdiniz o mesela o kişiye yardım edersiniz. Ama sizin okuduğunuz o sesli kitap sayısını bilmeyeceğiniz kadar veya nesilini bilmeyeceğiniz kadar farklı kuşaklara hitap etme olasılığına sahip. Sırf bu nedenle bile gönüllü okuyucu olunabilir bence. Çünkü çok kalıcı bir şey bırakıyorsunuz yaptığınız şeyde o çabanın sonucunda. Kesinlikle. Yani biz de bir kitaba ihtiyacımız olduğunda ya da işte sesli betimlemeli film arayışında olduğumuzda ilk baktığımız yer GTEM oluyor ve bulabiliyorsak genelde GTEM'den buluyoruz yani açıkçası. O yüzden bunu belki sonradan kısa bir video haline de getiririz videonun bu kısmını. O da güzel olur. Devam et. Yani güzel oldu. Hatta bir gün konukta olmak isteriz GTEM'e veya oradan veya sizin bir hazırlıkla falan da bu şekilde duyurabiliriz Zengin tabii, abi. Tabii inşallah. Aynen. Biz çok memnun kaldık bugünkü yayından. Yorumlarda da gayet güzel dönükler aldık. Umarız bir defa daha bizi kabul edersiniz. Daha fazla. Böyle ara çok ara güzel oldu yani. Çok isteriz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle fırsat buldukça, zaman buldukça ben de her zaman davet ettiğinizde sürece katılmaktan mutluluk duyarım arkadaşlar. Çok sağ olun katıldığınız hareketiniz için. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar izlediğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Şimdi canlı yayını kapatmak için bir mücadele vereceğiz. Burada bir sonlandır diye bir şey var. Ben ona basıp gidiyorum. Tamam abi. Tamamdır. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi. Hoşça kalın, gittim. Görüşürüz. Tamam.
arkadaşlar. Bir saniye. Ay zaten açıkmış konuşma. Başka? Teşekkürler. Aa bitirdiği bir şey yok. Ne yapacağım? Efendim Yunus Emre. Kapamadı mı? Sen kapatamıyorsun. Bir dakika. Seneğini bulamıyorum. Niye böyle? Bir gel bak bakayım ya. Sonra da. Heh, tamam. Tamam buldum.